Herkese iyi akşamlar. Bugün bir başka webinarımızda Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak düzenlediğimiz diğer bir webinarda tekrar bir aradayız. Bugün koronavirüsü çerçevesinde daha da belirginleşen, kristalleşen eşitsizlikler ilgili olarak ve bunun da belki en belirgin örneği olarak da Latin Amerika çerçevesinde bir alan çalışması olarak konuşacağız. İki tane değerli akademisyen konuğumuz var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Doktor Dilek Cindoğlu ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Segah Tekin hocamız. Ben şimdi ilk önce sözü Dilek hocamıza vereceğim ve kendisini tanıtma bağlamında bir kısa özgeçmişini okuyayım. Dilek Cindoğlu şu anda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde sosyoloji profesörü olarak çalışıyor. Hamad bin Halife Üniversitesi Katar'da Orta Doğu Çalışmaları eski direktörü olarak bulundu. 1991-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde öğretim üyesi, 2015-2018 yılları arasında Abdullah Gül Üniversitesi'nde İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, 2012-2015 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 1991-2012 burada bölüm başkanı, rektör yardımcısı, dekan vekili olarak görev yaptı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra doktorasını Sani Buffalo Üniversitesi Sosyoloji Programı'ndan aldım. Cindoğlu'nun siyasal katılım, göç, sağlık ve toplumsal cinsiyet alanlarındaki çalışmaları birçok uluslararası dergi ve kitap bölümleriyle yayınlandı. 2010-2011 yılları arasında Kolombiya Üniversitesi'nde, 2003 Kalıç'ta araştırmalarını sürdürdü. 1998-1999 yılları arasında Wisconsin Üniversitesi'nde Fulbright bursiyeri olarak bulundu. Ulusal olarak TÜBİTAK, AAK ve uluslararası olarak Ford Foundation, Dünya Bankası, ILO, Avrupa Birliği tarafından desteklenen birçok projede danışman olarak yer aldı. Yayınları ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Birçok akademik derginin bilim kurulunda yer alan Cindoğlu, 2008-2014 yılları arasında Ay, hocam. evet, çok özür dilerim. Ben bağlan yani düştüm ve tekrar bağlandım.
şu anda bir tek görüntüyü becerdiğim anda. Evet. Evet, sizinle birlikteyim. Kusura bakmayın, teknik arıza. Evet. Hocam siz herhalde kendinize ait olan katılım linkini başka biriyle paylaşmışsınız. Ondan kaynaklandı zannediyoruz. Paylaşmadım. Tamam. Tamam, neyse. Yerde açmaya çalıştım ondan. Ha, tamam, o zaman anlaşıldı. Yani şey, evet. Hocam buyurun, ben nerede sistemden ayrıldım onu bilmiyorum sizin kısa özgeçmişinizde okudu. En son özgeçmişimi anlatıyordun. Ben hemen meseleye gireyim. Latin Amerika konusunda hiçbir çalışmam yok. Fakat eşitsizlikler konusunda, yani gerek sağlıkta eşitsizlikler, gerek toplumsal hayattaki eşitsizlikler konusunda uzunca bir akademik hayat geçirdim diyelim. Şimdi bu COVID-19 kriziyle birlikte bu kriz bize neler düşündürdü? Ben biraz bugün onu konuşmak istedim. Yani sosyolog olarak, sosyolojinin penceresinden baktığımızda birkaç şey gördük ve birkaç meselede bize bir uyarı geldi diye düşünüyorum. Birincisi, küresel olarak, dünya olarak sağlık hizmetlerine, pandemilere, epidemilere hazır olmadığımızı anladık. Ve uzun süredir ötelenen bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bize zaman zaman hatırlattığı herkesin sağlıklı olmak hakkını çok dikkat etmediğimizi, fark etmediğimizi, yani ülkeler olarak hem de ülkeler üstü kurumlar olarak daha ciddi alınması gereken bir mevzu olduğunu fark ettirdi bize COVID-19. Kuşkusuz bazı ülkeler ötekilerden daha hazır böyle pandemilere. Ama genel olarak salgın bize kamusal sağlığın bir kamusal ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Yani sağlık durumu olmadığı, sağlık tek tek bireylerin meselesi değil. Sağlık bir toplumsal ihtiyaç. Çünkü sağlıklı bireyler olmadığında okullarda eğitim olamıyor. Sağlıklı bireyler olmadığında fabrikalarda iş olmuyor. Sağlıklı bireyler, hekimler olmadığında sağlık hizmeti verilemiyor gibi. Yani sağlığın bize toplumsal bir ihtiyaç olduğunu fark etti COVID-19. İkinci olarak fark ettirdiği mesele şu, gene uzun zamandır sosyal bilimciler aramızda konuşuyorduk bu meseleyi. Fakat gene böyle bir hani COVID-19'da bir kere daha fark ettik ki küresel olarak iş piyasalarının yeniden organize olmaya ihtiyacı var. Yani zaten halihazırda yükselmekte olan otomasyon, robot, IT teknolojileri bize insansız üretimin ipuçlarını veriyordu ve orada başka anksiyeteler ortaya çıkıyordu. Aman Allah'ım, işte insansız üretim olacak, o zaman işsizlik ne olacak filan derken biz pat diye COVID-19'la birden sarsılan bir iş piyasaları ve artan bir işsizlikle karşılaştık. Yani tahmin ettiğimizden çok daha kısa bir sürede geniş kitlelerin işsiz kaldığı ve büyük ihtimalle uzun bir sürede tekrar iş sahibi olamayacağı bir düzenin içinde olduğumuzu fark ettik. Bu durumda da ikinci, gene epeyce uzun zamandır tartışılmakta olan herkese temel vatandaşlık geliri düşüncesini büyük ihtimalle yeniden düşünmeye gerektiğini bize işaret etti. Yani iki şey söylüyorum. Bu COVID-19 meselesi bize sağlığın bir kamusal ihtiyaç olduğunu, sadece bireysel bir ihtiyaç değil, kamusal bir ihtiyaç olduğunu bir kere daha fark ettirdi. İki, temel vatandaşlık geliri gibi insanların tamamen hayatta kalabilmek için ihtiyaçları olan bir gelire, sadece vatandaş oldukları için ya da sadece insan oldukları için hak ettiklerini hatırlamamız ve buna göre organize olmamız gerektiğini bize hatırlattı. Ama tabii eşitsizlikler dedik. COVID-19 zaten, yani dünyanın 21. yüzyılda zaten biliyoruz ki
bütün toplumlar eşitsizliklerin çok yaygın olduğu toplumlar. Ama senin de az önce bahsettiğin gibi var olan eşitsizlikler daha da keskinleşti. Bunlar üzerine eminim bir sürü kitaplar yazılacak. Ama benim bugün sadece işaret etmek istediğim şöyle bir hani kaba taslak. Bir kamusal alanda eşitsizlikler var. İş alanında, iş çalışma hayatında. Bir siyaset alanında eşitsizlikler daha da keskinleşti. Yani siyaset yapacağınız insanlarla karşılaşamadınız, bir araya gelemediniz, işte yarın 1 Mayıs mesela toplanamadınız bir organizasyonda, bir setup'ta nasıl bir siyaset yapılacak sorunu, yeni siyaset yapma biçimleri üzerine kafa yorma vakti geldi. Eğlence gene kamusal olan çok önemli bir fonksiyonlarından bir tanesi de insanların bir arada eğlenmesi, sineması, tiyatrosu, düğünü, derneği, bunlara çok ciddi bir ne diyelim duraklama geldi. Bunların yeniden nasıl organize edileceği düşünülmeye başlandı. Eğitim tabii hepimizin içinde olduğu ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversitelerde bildiğimiz türden eğitimin yapılamadığı bir durum ortaya çıktı. O zaman hani eğitim ihmal edilebilir, önemsenmez bir alan mı, yoksa bunu başka bir şekilde yeniden düşünmemiz, örgütlememiz mi lazım? Bu ortaya çıktı. Yani bir kamusal alandaki işleyiş daha bir eşitsizlikler keskinleşti. Ulaşım, siyasete ulaşım, işe ulaşım, eğlenceye ulaşım, eğitime ulaşım daha da ketlendi. Özel alandaki eşitsizliklere gelince, yani aile içindeki ücretsiz emek, aile içindeki bakım emeği, aile içindeki ev içi emeği, aile içindeki şiddet, bizim halihazırda var olan ve kamu olarak uğraşmaya çalıştığımız meselelerde bunlar daha da keskinleşti. Yani demek istediğim şu, hem kamusal alanda hem özel alanda COVID-19 var olan eşitsizlikleri bize daha görünür yaptı. Ücretli çalışma alanına dair eşitsizlikler de daha görünür oldu. Mesela güvencesiz çalışmanın kırılganlığını daha net gösterdiği, iş kanunlarına yeniden başka şekilde çalışma prensiplerinin örgütlenmesi gerektiğini ve sigorta kapsamlarının genişlemesi gerektiğini gösterdi. Geleneksel iş yeri kavramının, bakın bu akşam değil mi, İşe dair bir şey yapıyoruz ve kendi evlerimizde, çalışma odalarımızdan ya da hatta bazılarımız mutfaklarımızdan konuşuyoruz. Tüketime ilişkin sorular sordurdu COVID-19. Büyüme dediğimiz 20. yüzyılın ve 21. yüzyılın bir parça çok olumlu çağrışımları olan büyüme kavramını acaba büyümeme ne demek? Büyümemeyi belki düşünebilir miyiz? Belki hepimizin iyiliği için büyümemek daha iyi bir şey olabilir mi meselesini bize sordurdu. Bazı tüketimler olmadan yaşanabileceğini ya da bir sürü tüketimin online'a geçebileceğini öğrettim. COVID öncesindeki toplumsal yapı tabii çok geniş bir mevzu ama yani bildiğimiz işte beyaz yakalılar var, mavi yakalılar var, pembe yakalılar var, işsizler var ve ev kadınları var. Yani toplum dediğimiz şey öyle yeknesak, herkes aynı kırılganlık düzeyinde değil. Dolayısıyla da her grubun yaşadığı, etkilendiği şekil farklı oldu. Yani mavi yakalıların çoğu işlerini kaybetti ya da çok daha düşük ücretlerle izinlere çıkmaz, ücretsiz izinlere veya işte yarı ücretle izinlere çıkarıldılar. Beyaz yakalıların çoğu evden çalışmaya başladı eğer işlerini kaybetmedilerse. Servis sektöründe çalışan pembe yakalı işler dediğimiz daha çok kadınların yoğunlaştığı işlerin çoğu ortadan kalktı, satış elemanlığı gibi servis işleri. İşsizler arttı, daha da artacağından bahsediliyor. Ev kadınlarına gelince de ev kadınları gene hepimizin bildiği, sosyal medyada uzun uzun konuşulan, var olan iş yükleri 2'ye 3'e 4'e katlandı. Yani artık sadece
eskiden evinin işi ve evdeki yaşlıların ve çocukların bakımıyla ilgilenen kadın bir de çocukların eğitiminin sorumluluğunu almaya başladı. Eşinin iş düzenini evin içerisinde kurmaktan ve onun oldukça sakin bir ortamda mümkün olduğu gibi kadar çalışabilmesi için bir ortam hazırlamak zorunda kaldı. Gene tabii kadınlar deyince hangi kadınlar? Yani hangi yaş grubundaki kadınlar? İşte ailenin içerisindeki hangi role sahip kadınlar? Ev kadınları mı, çocuklu kadınlar mı, çocuksuz kadınlar mı, çalışan kadınlar mı? Ama genel olarak şunu söylemek herhalde mümkün. Bu krizde hane büyüklüğü belirleyici oldu. Yani hane ne kadar büyükse o evin içerisindeki kadınların üzerlerine düşen sorumluluk arttı. Tabii COVID-19'dan erkekler nasıl etkilendi sorusunu da sormak lazım. Erkekler de işsizlik, işsiz kalmak baskısı ve korkusu ve çoğu zaman da gerçeğiyle yüz yüze kaldılar. Evde yaşamak, evden yaşamak, evden çalışmak korkusuyla kaldılar, endişesiyle kaldılar. Ve tabii bu da olası sonuçları aslında tahmin etmek hiç zor değil. Zaten de medyada görüyoruz. Bu anksiyete ev içi şiddeti getirdi. Tabii empati ve sempati de getirebilirdi. Ama hani gene o da çok uzun bir başka tartışmanın meselesi. Bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla olan şu ki bu ortamda kadınların COVID-19 ortamında yani hepimizin evlere kendi kendimizi karantinaya almaya çabaladığı ortamda erkekler ev içinde daha fazla problem yaratmaya, kadınlara daha büyük tehlike olmaya devam ettiler. Yani netice ne diyecek olursanız benim gördüğüm kadarıyla netice şu, COVID-19 toplumda var olan eşitsizlikleri bize daha böyle bir dediğin gibi en başta senin de anlattığın gibi Murat Hocam daha kristalize etti, daha açık ve seçik olarak ortaya çıkardı. Ama ben hep iyi iyimser akademisyenlerdenim, yani bardağın dolu tarafını görmeye çalışanlardanım hep. Ben bu krizin ulusları ve uluslararası organizasyonların daha farklı adımlar atmalarına vesile olacağını düşünmek istiyorum. Yani şöyle bir şey, bu herkes için sağlık dediğimiz meselenin mesela, bu universal healthcare dediğimiz şeyin, uluslararası ya da ulus ötesi, ulus üstü kurumlar tarafından devletlere daha zorlayıcı hükümlerle talep edileceğini düşünüyorum. Yani bunun UN'i, Avrupa Birliği, G8'i, G20'si buralardan ülkelerin daha etkin ve daha geniş bir sağlık sistemine fon ayırmalarını, kaynak ayırmalarını ısrar edecek ve hatta zorlayacak bir politika çıktısı bekliyorum açıkçası. Çünkü niçin artık yani sadece Türkiye'nin sağlığı yani biz şey diyemeyiz artık. Acaba bizim memleketimizde sağlık sistemi iyi ki sahiden de öyle. Biz böyle bir salgın olduğunda bile bize buna yetecek hekimimiz var, hekimimiz var, hemşiremiz var, hastanemiz var. Yani diyelim ki Norveç'in yoksa da bana ne diyemeyeceğiz. Çünkü bu kadar küreselleşen bir dünyada Norveç'teki durumda, ne bileyim İsveç'teki durumda, İngiltere'deki durumda, Amerika'daki durumda, Tanzanya'daki durumda bizim sağlıklılık durumumuzu etkileyen bir durum. Yani mesele küresel bir mesele artık. Çünkü artık küresel bir dünyada yaşıyoruz. Birincisi bu. Yani bu supranational, bu şey üstü, milletler üstü, uluslararası üstü platformların diyelim. Herkes için sağlık meselesine önemli bir ajandalarında önemli bir
mesele olarak koyacağını düşünüyorum. İkinci mesele gene biraz daha bu zor ama buraya doğru da gidildiğini düşünüyorum. Temel vatandaşlık geliri meselesi. Temel vatandaşlık geliri zaman zaman, hatta 1800'lerden beri zaman zaman gündeme gelen bir şey. Ama gene bütün dünyanın, gene dediğim gibi sadece Türkiye'nin, sadece Amerika'nın, sadece Çin'in, sadece bir, ne bileyim Tanzanya'nın meselesi değil. Bütün dünyanın artan işsizlikle, küçülen ekonomilerle karşılaştığı bir dönemde devlet yardımlarını, kamu yardımlarını arttıracaksınız. Bu bir yöntem. Ama ondan belki de daha ucuz, iktisatçılar bunu tartışacaklardır. Bundan daha ucuz ve daha etkin olan bu temel vatandaşlık geliri meselesini gündeme koymak. Böylece aradaki o yardımları planlamasının, denetlenmesinin, organize edilmesinin, kontrol edilmesinin hiç uğraşmadan Bill Gates'ten kapıcı işini kaybetmiş bile kadar herkese, her ülkenin belli bir minimum gelir temin etme, gelir vermesi. Bu temel vatandaşlık geliri aslında kadınların ev içinde yaşadıkları meseleleri de büyük ölçüde çözecek bir şey. Temel vatandaşlık geliriyle ev kadınları, ki bizim toplumumuzun %78'i, aile içindeki statüleri ve konumları değişeceği için aile içi şiddet azalacak, ki aile içi şiddetin azalması gene dediğim gibi sadece o aileyi değil bütün toplumu etkileyecek olan bir şey. Ve son olarak da şeyden bahsetmek istiyorum. Kıra gene bütün dünyada kıra bir geri dönüş, yeniden geri dönüş başlamak durumunda. Kentleşmeyi daha fazla tolere edemeyen, çünkü kent bir noktada içine çektiği grupları artık onlara iş ve olanak sağlayamayacağı bir noktada olacak. Ama gene de bu kıra geri dönüşün stratejisi daha ne diyelim ayrıntılı düşünülmek ve planlanmak durumunda. Koşa koşa anlattım, vakit az diye umarım açık olmuştur. Ben burada duracağım. Hocam vaktimiz az değil, aşağıda sizde de çıkıyor olması lazım. Daha 3 saat 36 dakikalık bize sistemin sağladığı bir süre var. Yani bunun hepsini kullanacak değiliz tabii ki. Hele iki konuşmacı olunca vakit çok daha yetiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben konuşurken nerede sistemden koptuğumu bilmediğim için şimdi de SGH hocamızla devam edeceğiz. Hocam sizi başlık itibariyle eşitsizlikler konusunda konuşturmak için zaten davet etmiştik. SGH hocam Latin Amerika, hasreten Brezilya örneği üzerinde. Bir de kısa bir süre önce Anadolu Ajansı'nda işte Brezilya'daki faveller üzerinden, yani oradaki toplumsal eşitsizliğin yansıması ve bir iktidar değişimini de beraberinde getirme bir kısa yazısı çıkmıştı. Öncelikle bir SGH hocamızın kısaca bir kısa CV'sini bir okuyayım. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olan doktor öğretim üyesi Segah Tekin, Brezilya Dış Politikası Gelenek ve Değişim başlıklı doktora tezi 2017'de Der Yayın Evi tarafından aynı adla basılmış olup çeşitli akademik dergilerde yayınları, kitap bölümleri ve tebliğleri bulunmaktadır. Latin Amerika çalışmaları, Portekizce konuşan ülkeler ve uluslararası ilişkilerde insani meseleler ilgi alanlarıdır. İngilizce, İspanyolca ve Portekizce bilmektedir. Sege hocam buyurun. Bana ses gelmiyor. Direk hocam size geliyor mu? Ben duyuyorum. Ha. Pardon, ben seni duyuyorum.
Hayır, Sege hocamızı duymadık. Ben sadece hani dudak okuma itibariyle Sege hocam şeyi çıkar istersen, kulaklığı çıkar, duyuyorsan sen bizi. Kulaklığı iptal et. Acaba onunla ilgili bir sıkıntı mı? Çünkü mikrofonun açık gözüküyor. Hayır, gene duyulmuyor. İstersen kapat, tekrar bağlan Sege hocam. Sege hocam, toptan kapatıp tekrar bir daha verilen linkten girerseniz. Şimdi izleyiciler için şöyle bir açıklamada bulunalım. Biz 15 dakika öncesinde bağlanıp test ettik. Yani orada bir sorunumuz söz konusu değildi. Tabii bazen böyle şeyler olabiliyor. Şimdi tekrar bağlandıktan sonra. Neyse, ben o arada bari Sevgi Hocam gelinceye kadar... devam etmiş olayım. Sege hocamız tekrar bağlandı herhalde. Hocam? Sege hocam? Merhaba, duyabiliyor musunuz şimdi? Bu sefer duyduk. Tamam. Lütfen devam edin. Buyurun. Herhalde bir problem oldu. Testte konuşabilmiştik ama. Öncelikle Dilek hocamızla konuşması için teşekkür ediyorum. Hani bana da bir yol haritası çizmiş oldu. Hani eşitsizlikler konusundan bahsetmek üzere. Biraz buna değinip birazcık da siyasal ve ekonomik krizlerden, biraz da insani, hani bölge özelinde insani durumdan bahsetmek istiyorum. Şimdi çalışma hayatındaki eşitsizlik konusuna hocamız öncelikle değindi. Çalışma hayatındaki eşitsizlikler meselesine baktığımızda, hani salgının hani bunlarla ilgili mutlaka önemli etkileri olacak. İşsizlik tabii ki başlı başına bir sorun ama Latin Amerika özelinde şöyle bir durum var. Kayıt dışı sektör çok geniş. Kayıt dışı sektörün bu kadar geniş olması ve özellikle bunların mesela evlerde gündelik yardımcılık ya da düzenli yardımcılık kadınlar için çok çok yaygın bir meslek. Özellikle belli bir gelir düzeyinin altındaki çok sayıda kadın bunu yatılı olarak veya gündelik çalışarak meslek olarak yapıyor. Salgın ortamında hem ailelerin hani ekonomik olarak herkesin bunu karşılamayı sürdürememesi, hem de eve sürekli aile dışında bir fertin girip çıkması problem olabileceği için bu kadınlar açısından önemli bir problem gündeme geldi. Ve şöyle bir durum var, en azından Brezilya özelinde bunu konuşabilirim ama Latin Amerika'nın bazı ülkelerinde, Orta Amerika'da da yaygın olduğu söz konusu. Tek başına çocuk büyüten anneler meselesi. Özellikle de çok iyi bir hani sürdürülebilir gelire sahip olmayan ya da az gelirle yaşayan ve yalnız çocuk büyütmek zorunda olan aile reisi diyebileceğimiz anneler meselesi. Bütün bunların hani süre gelen, zaten var olan hani eşitsizliklere daha da fazlasını eklemesi olası. Bununla ilgili de ülkeler kendi ekonomik durumları nispetinde çeşitli tedbirler almaya çalışıyorlar. Mesela Brezilya bu süreçte hani Türkiye'nin yaptığı gibi belli kriterler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine hani aile düzeyinde bir aylık ödeme planı ortaya koydu. 100 dolar civarında bir para düşünüldü. Bunun dışında mesela çocuk sahibi olup yalnız evi geçindiren aileler için ayrı bir paket hazırlandı. Onlara daha yüksek bir rakamla gene devletin mali destek vermesi öngörüldü. Fakat her ülkenin aynı düzeyde ekonomik imkanları yok ki, Brezilya'nın da hani halkını desteklemek konusunda her zaman çok geniş imkanlara sahip olmaları. Mesela bazı ülkelerde maaşlar dahi ödenemedi. Hani Kolombiya'da böyle bir sorun yaşandı. Paraguay'da özellikle halkın biraz da daha üst düzey maaş alan, özellikle siyasetçiler, üst düzey bürokratlara karşı biraz da tepkisini azaltmak için maaşlarda indirime gidildi. Devlet görevlilerinin maaşlarında indirime gidildi. Dolayısıyla herkes hani işsizlik ve özellikle kayıt dışı ekonomide hani gündelik ya da aylık gelirlere sahip olup da bir anda sistem dışı kalan insanlar problemi Latin Amerika'da söz konusu. Fakat hani her ülkenin bunu karşılayabilme kapasitesi arasında farklılıklar var. Bir diğer mesele tabii Latin Amerika üzerinde bizim gecekondu mahalleleri diyebileceğimiz favelalar olarak adlandırılan yerleşim yerleri.
Tabii ki bunların şöyle bir farkı var. En başından beri çoğuna kamu hizmetleri zaten götürülememiş. Böyle bir durumda kimisinde sular hiç akmıyor. Kimilerinde birkaç günde bir gelen bir su var. Yollar düzgün yapılmamış. Elektrik hizmetleri aksayabiliyor. Yani şehrin fakir semtleri değil kastettiğimiz şey. Sosyal alanın, kamusal alanın, kayıt içi ekonominin, eğitim sisteminin çoğu zaman dışında kalmış alanlar. Tabii ki bunları hani toplum içine çekebilmek için yıllar içinde hem yardım kuruluşlarının hem devletin çabaları oldu ama hani tam anlamıyla toplum içine, sistemine alınamamış yerleşim yerlerinden söz ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir sağlık krizinin buralarda hem kamu sağlığı, halk sağlığı açısından hem de güvenlik sorunları açısından hani önemli krizlere, patlamalara yol açabileceği düşünülüyor. Tabii ki bütün bunların bu şekilde gelişip gelişmeyeceğini hem zaman gösterecek hem de hastalığın seyri gösterecek. Hani şu an bu konuda da çok kesin bir yargımız yok. İşte her ülkede şu kadar ölüm olabilir ya da aşı şu zaman çıkacak, çıkmayacak. Hani her ülke elinden geldiğince tedbirli olmaya çalışıyor ama hani bu varsayımların da hani nasıl bir senaryo ortaya koyacağını kesin bilemiyoruz. Yine de favelalar açısından baktığımızda buradaki halkın tepkili olduğu görülüyor. Çünkü kamu hizmetlerini zaten düşük düzeyde alan yerler ve devletin şu aşamada bunu iyileştirmek için daha da fazla bir şey yapmaması soruna yol açıyor. Artı sıkışık bir hayat var. Dediğimiz gibi suya, temizlik hizmetlerine ulaşım sıkıntılı. Yani başlı başına bir problem alanı. Hani favelada yaşıyor olmak bir tehdit, sağlık tehdidi altında da hani eğer hastalığın yayılması bu şekilde gerçekleştiğini kabul edersek, ortak yaşamla, sosyal mesafenin olmayışıyla, temizlik eksikliğiyle bu şekilde tehdit altında öncelikli bir grup olduklarını söyleyebiliriz. Burada gündeme başka bir konuyu getirmek lazım aslında. Latin Amerika'daki şehir güvenliği problemini. Şu an belki Avrupa, Türkiye, Çin örneklerinde karşılaşmadığımız bir problem. Latin Amerika'nın çoğu başkenti dünyanın aynı zamanda en fazla cinayet işlenen, yıllık en fazla cinayet işlenen kentleri ve bu maalesef çoğu ülkede azalmıyor, artma eğilimini sürdürüyor. Çoğu zaman Afganistan, Suriye gibi çatışma bölgelerinde çatışmaların en yoğun olduğu zamanki yıllık can kaybından daha fazla can kaybı Latin Amerika ülkelerinde bazen tek bir ülkenin büyük şehirlerinde bile yaşanabiliyor. Bu çok önemli bir problem. Artı hırsızlık problemleri olabiliyor. Uyuşturucu kullanımının yaygınlığına dayalı suç işleme, fiziksel zarar verme problemleri olabiliyor. Bütün bu ortamlarda favelalardaki yoksulluk hem şiddetin dozunu arttırabilir çünkü kaynaklar daha kıt hale geldiği için hem de özellikle çoğu yerlerde yani polisin rahatlıkla girip dolaşamadığı favelalar bile söz konusu olabiliyor Latin Amerika'daki. Ben bunu tamamen genellemek istemiyorum. Hani her şehirde, her ülkede illaki bu olmak zorunda değil ama böyle durumlar da var. Dolayısıyla organize suç çok yaygın. Hani hem bireysel şiddet hem organize suç. Bunun da uyuşturucuyla bağlantısı çok yaygın. Ve bir otorite boşluğu zaten varken özellikle devletin hizmetleri yeterince götürememesiyle bazı şeyleri suç örgütlerinin üstlenmesi ve ileride bunun halktan tabii istenecek çeşitli tavizlere dönüşmesi ya da daha fazla halkın gözünde meşru hale gelmeleri ya da kendilerine bağımlı kılmaları söz konusu olabilir. İtalya özelinde ki günümüzün gelişmiş bir Avrupa ülkesi İtalya. İtalya özelinde bile böyle analizler yapılıyor, gazetelere yansıdı. Mafyanın yeniden bazı yerlerde etkinlik kurduğu, insanlara yiyecek dağıttıkları, maddi destek verdikleri ama ileride halk içinde bunun bir bedelinin olabileceği şeklinde. Ama tabii ki hali hazırda işini kaybetmiş, düzenli geliri olmayan insanlar için de hani kıymetli bir destek. Dolayısıyla hani seçenek alternatif nedir? Hani ahlaki bir problem midir? Tartışmaya açık bir konu. Ama Brezilya üzerinde mesela gazetelere yansıdı. Şöyle bir durum var. Favelalarda bu sefer organize suç örgütleri bazı şeyleri düzenlemeye çalışıyorlar. İşte favela girişlerine çeşmeler yapılması ve sabun su sağlanıp içeri girerken el yıkama istenmesi gibi. Yine Meksika'da mesela halka mafyadan yiyecekler, yiyecek paketlerinin gönderilmesi gibi. Hani bu tarz destekler, favelalarda sosyal mesafeye dikkat edilmesini, çete üyelerinin yönlendirmesi gibi. Hani bireysel örneklerde ortaya çıkmış durumda. Ama tabii ki sosyal patlama ihtimali sadece favelalarla sınırlı değil, genel işsizliğin artışı
hani halkı bu yöne itebilir. Artı ciddi bir evsizlik problemi var Latin Amerika'da. Özellikle kalabalık şehirlerde ciddi bir evsizlik problemi var. Ve bu evsiz insanlar hani sosyal mesafeyi nasıl koruyabilirler, kendilerini ne kadar temiz tutabilirler, bağışıklık sistemini korumak için nasıl beslenebilirler, hani hepsi ayrı bir problem. Artı insanlar sosyal mesafeyi korumaya çalıştıkça muhakkak yardım imkanları, hani yiyeceğe erişebilme, bütün bunlarda da hani daha sağlıklı veya gelir yüksek kesim de eskisi kadar yardımcı olanlar bile evsizlere veya favelalara ilgilenemeyecekleri için hani daha da büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Hem favelalar, hem evsizlik, hem kayıt dışı sektördeki insanların işsiz kalması, artı ekonomik zorluklar nedeniyle daha düzenli işi olanların işsiz kalması, hepsi problemlere yol açabilir. Peki bu problemler nereye gidebilir? Aslında sağlıkla hiç ilgisi olmayan sorunlara gidebilir. Nereye gidebilir? Mesela 80'li 90'lı yıllarda özellikle neoliberal politikalara geçiş süreciyle, enflasyonu düşürme çabalarıyla halk üzerinde kemer sıkma politikaları uygulandı. İş kayıpları oldu. Özel sektörün dış ticaretle, küresel rekabetle tanışma süreci oldu ve Latin Amerika'nın çoğu ülkesi için zorlu geçti bu süreç. Ve bu sürecin içinde şehirlerde marketlere yağma olayları yaşandı. Aç kalan insanlar, sokak çocukları apartman girişlerinde uyumaya başladılar. Ve bu yükselen yoksulluk ve zaman zaman yol açtığı şiddet bir karşı polis şiddetiyle karşılaşmış oldu. Mesela çalışma alanım olduğu için hani daha doğru örnekler verebileceğimi düşünüyorum. Brezilya'da 1964-85 arası bir askeri yönetim dönemi yaşandı. Ve bu dönemde güvenlik güçleri tarafından asker artı polis öldürülen, bu şekilde öldürülmüş kabul edilen insan sayısı ile 80 sonrası dönemde polisin öldürülmüş olduğu, kent içinde artık asker böyle bir görev üstlenmiyor, İnsan sayısı 80'den sonra daha fazla, 80'lerden sonra yani demokrasiye geçişten sonra, hani tam tarih verirsek 85'ten sonra daha fazla. Hani özellikle 80'lerin ikinci yarısı ve 90'larda yoğun bir polis şiddeti dönemi yaşandı. Ve bu günlere geri dönüş olabilir. İşte bu 80'lerdeki, 90'lardaki problemlerden sonra Latin Amerika 2000'lerde hani çoğumuzun bildiği, belki simge bir isim Brezilya Devlet Başkanı Lula, ama bunda Bolivya'nın önemli katkıları var. Kolombiya, Meksika, Paraguay, bütün ülkeler, Nikaragua, hemen hepsi sosyal programlara çok büyük ağırlık verdiler. Bunu birbirleriyle de iletişim halinde ve hani bölgesel olarak önemli hale getirdiler. Ve bu dönemde özellikle 2000'lerde Latin Amerika'da şiddet önlenebildi mi? O ayrı bir tartışma konusu. Hani uyuşturucu ve organize suça bağlı şiddet, ama açlık ve yoksullukla mücadelede, insanların daha iyi sağlık hizmeti almasında, eğitim hizmeti almasında, ev sahibi olmasında, hani favela hayatından veya kötü yaşam koşullarından kurtulmasında, çocukların düzenli okula gidebilmesinde, bütün bunlarda çeşitli sosyal programlar aracılığıyla destekler oldu ve bir aşama, çok önemli bir aşama dönemi kaydetti. Yani 2000'lerin ilk 10-15 yılında tüm Latin Amerika ve Karayipler bölgesi bu aşırı yoksulluk, açlık ve yetersiz beslenme ile mücadelede çok önemli aşama kaydetmişti. Şimdi bu COVID-19 salgınıyla hani ortaya çıkabilecek ekonomik problemler, ki bir kısmı çıkmaya başladı, hepsini geri götürebilir. Hani çok kapsamlı ekonomik, toplumsal sonuçlara yol açabilir ki bunun muhakkak siyasal sonuçları da olacaktır Latin Amerikalı liderler için. Burada da ayrı bir konuya değineyim. Daha sonra hani soru olursa daha detaylı açmış oluruz. Burada Latin Amerika ülkelerini şunu da görmekteyiz. Farklı farklı tepkiler veriyorlar krize. Mesela Arjantin en başından çok katı tedbirler aldı. Bir karantina politikası uyguladı. Ve hem vaka sayısını hem ölüm vefat sayısını daha düşük tutmayı başardı. Halktan da bildiğim kadarıyla bir uyum geldi. Yani burada bir hükümet halk uyumu da gerçekleşti. Dolayısıyla işte yerlerde yatan cesetler, dolu hastane koridorları, açlık protestoları çok yaygınlaşmadı Arjantin'de. Bir tek bir hapishane isyanı basına yansıdı. Onlar da hani salgından korunmak için serbest bırakılmak isteyen mahkumlar. Ama mesela Meksika'ya baktığımızda önce daha gevşek bırakıp sonra vaka sayıları arttıkça daha katıya geçen bir yöntem. Ekvator keza öyle, baştan bir yönetebilme problemi yaşadılar.
Burada hem devletin tedbir almakta geç kalması ya da bunu çok gerekli görmemesi düşük vaka sayılarıyla ve halkın da tedbirler ilan edildiğinde bile işte partilere katılmaları, cenazelere katılmaları, hani sokağa çıkma kısıtlamalarını ya da bir araya gelme kısıtlamalarını yeterince dinlememeleri. Şu an Ekvador'u hani nüfusu başına 17 milyon civarında nüfusu var. Nüfusu başına vaka sayısıyla 24 binde vakası var. Latin Amerika'nın en çok hani vaka oranına sahip ülkesi haline getirdi. Ve geçtiğimiz günlerde televizyonlarda hani Türk haber kanallarına da yansıdı. Sokaklara bırakılan cesetler. Kimse gelip almadığı için bir kamu hizmeti eksikliği bu da. Gelip alınmadığı için aileler de tedirgin oldukları için sevdikleri insanların cesetlerini sokağa koymak zorunda kaldılar. Hani bu tarz görüntüler Ekvador'da yaşandı ya da İtalya'da gördüğümüz gibi kimsenin katılamadığı, sadece rahiplerin hani dini tören düzenlediği kilise cenazeleri Ekvador'da yaşandı. Mesela şu an Ekvador biraz muamma çünkü resmi verilere göre 800 küsur hani vefat diyor ama kendi bakanlarının açıklamaları var. Binler, 5.000'ler, günlük 2.000'lerle ifade edilen rakamların da bahsi geçiyor. Hani ne olup ne bittiği, kaç ölüm Covid'den gerçekten oldu olmadı belki zaman içinde ortaya çıkabilir. Ama Ekvator için ağır bir tablo. Bir de Brezilya örneği var. O en egzantrik örnek olarak kaldı bu süreçte. Çünkü Brezilya Devlet Başkanı önce küçük bir grip o dedi. Çok mühim değil dedi. Sonra şöyle bir açıklaması oldu. Bir Brezilyalı şimdi kanalizasyona düşse, çıksa hiçbir şey olmaz. Brezilyalıya bir şey olmaz gibi. Aynen bu ifadeyle bir konuşma yaptı. Ve kendisi mesela maske takmadan toplantılara katılıyor. Dilek hocamız dedi ya siyaset hani artık karşılıklı olamıyor. Bu nasıl hani ayarlanacak? İnsanlar hani siyasal toplantılara, gösterilere nasıl katılacak? Ve kendi taraftarlarını gösterilere de çağırdı. Davet etti ki sosyal mesafe kuralının aşıldığı alanlar. Ve kendi de katıldı bunlara. Hani kendini koruyup halkı çağırmak şeklinde değil. Hatta bir ara yakalandığı şeklinde haberler çıktı. Zannedersem bir testi pozitif sonra diğeri negatif çıktı. Bir şekilde hastalanmadan onu atlatmış oldu. Ama temel hedefi ekonomiyi kapatmamak Brezilya Devlet Başkanı'nın. Orada şöyle bir durum var. Çok büyük bir ülke. 8 milyon kilometre kareden fazla. Dolayısıyla hem valiler var eyaletlerin başında. Belediye başkanları var. Bunlar seçimle işe giriyor. Bir de devlet başkanı var. Devlet başkanı federal devletin başkanı. Yerel yönetimlere her konuda çok fazla karışamıyor. Dolayısıyla işte São Paulo, Rio de Janeiro gibi kentlerin başındaki isimler, oralar aynı zamanda daha geniş anlamda eyaletleri oluşturuyor. Kendi karantina tedbirlerini koydular. Bu sefer yerel yönetimler ve devlet çatışması ortaya çıktı. Çünkü federal devlet ekonominin durmasını istemiyor. Sokağa çıkma yasağı istemiyor. Okulları da kapatmadılar. Fakat yerel düzeyde yerel yönetimlerden hani kendi kararını alarak kapatmaya gidenler oldu. Dolayısıyla şu an Brezilya bir açık ekonomi ve hayatın daha açık hani durmadan sürmesi politikasını en azından federal düzeyde izlemeye çalışıyor. Ama kentler tedbirler alıyorlar. Bu arada vaka sayısı hızla artıyor. 80 bini buldu. Latin Amerika'nın şöyle bir avantajı var. Biraz daha geç gitti oraya. Ve belki dünyanın her yerinden biraz da izole olduğu için dış bağlantıyı kesmek nispeten hani daha kolay olmuş olabilir bir İtalya'nın ya da İspanya'nın bağlantıları kesmesiyle. Şu an bilinen 80 bin vaka kayıtlı, 5 binin üzerinde de can kaybı var. Bunların tabii ki hani her yerdeki uzmanlar daha fazla olabileceğini söylüyorlar. Şu an orada da sokaklarda ölümler görülmeye başlanmış ama bunlar hani bir evi ailesi olan insanlar mı yoksa evsizler mi bu şekilde ama özellikle Rio'da sokaklarda cesetlerin hani sahipsiz cesetlerin olmaya başlandığı söyleniyor. Tabii ki salgın ne kadar yayılacak, can kaybı sağlık sistemi şu an Brezilya sağlık sistemi bunu tabii ki çok yüksek rakamlar değil. Tolere edebilir ama sağlık hizmetlerinin yetersizliği ülkede bilinen bir konu. Dolayısıyla salgın ilerlerse ekonomik durumu daha iyi olan, özel sigortaları olan, özel hastanelere gidebilen kesim avantajlıyken zaten şu an hani ekonomik açıdan dezavantajlı olan kesim daha da dezavantajlı hale gelecek. Umarız inşallah böyle bir olay yaşanmaz. Hani şu an tam bir sağlık krizine dönüşebildi mi her ülkede? Brezilya için değil ama Ekvator, Kolombiya gibi daha dar alanda, daha yoğun nüfusa sahip ülkeler için sağlık sektöründeki çalışanların da hani sorunlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Şu an için bunları söyleyebilirim.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dinleyiciler için eğer soru sormak isterlerse yandaki sohbet odasından yani oraya yazabilirler. Hem konuşmacılarımız görebilir. Ben zaten o YouTube için kaydı için zaten soruları okuyacağım yani. Ondan yana sıkıntı yok. Şimdi ben moderatör olarak ilk soru hakkımı kullanayım. Yani kendime böyle bir avantaj sağlamış olayım, imtiyaz sağlayayım. Şimdi Dilek Hocam bu işte temel gelir hakkı, ondan sonra sağlık hakkı itibariyle bundan bahsediyoruz. Bunun daha önceden tartışılan boyutu itibariyle. Mesela Amerika'da çok net bir şekilde ki siz orada eğitiminizin doktoranızı orada yaptığınız için gidip geldiğiniz için de gayet iyi bildiğiniz bir yer. Zaten paranız yani şöyle maaşınız varsa çalışıyorsanız sağlık da satın alıyorsunuz nihayetinde ve bu kabul edilmiş bir düzeyde. O yüzden de ABD'den gelen görüntüler yani böyle bir üçüncü dünya ülkesinin sağlık hizmeti sunması anlamında bizde yadırganıyor. Yoksa Amerikalıların genel anlamda hani kabullendikleri bir şey. Şundan dolayı biliyorum bunu. Obama bu herkes için sağlık temel sağlık hizmeti sunma gayet işte Obama Care Act meselesinde Çeko'ya benzetilen karikatürleri yayınlandı. Yani bu anlamda klasik liberalizmin zaten kabul edildiği bir şey. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Temel maaş meselesi de buna dönmüş oluyor en azından neoliberal anlayış çerçevesinde. Yani hiçbir şey yapmayan adamlara niye biz para verelim ki? Yani hiçbir şey yapmayan hani bırakınız geçsinlerden, bırakınız ölsünlere gelinen bir durumu söz konusu. Bir de bu çerçevede hem Türkiye'yi de ilgilendiren bir şey. Türkiye'de işte 9 yıl oldu. Yani Suriyeli mülteciler gelmeye, onlara da bir isim verilemedi ilk önce. İşte misafirlerdi, koruma altında göçmenler filan. Ama nihayetinde artık burada 9. yılını tamamladılar ve nüfusun %5'i. %5 rakamını şunun için de önemseyen biriyim. Yılmaz Esmer'in bir konferansta söylemişti. %5 için azımsanamayacak azınlık rakamıdır diye. Yani ben bunu ekonomik anlamda da yani 100 liranızın 5 lirası kaybolursa fark edersiniz. Yani daha az olanlar için belki hemen fark etmeyebilirsiniz. Ve burada asıl bu dedikleriniz mesela Arap Baharı sonrasında sadece Türkiye için değil mesela nüfus oranla Lübnan ve Ürdün çok daha fazla mülteci kabul ettiler Suriye'den kaçınılmaz olarak. Sığınmacılarla bunu nasıl yapacağız? Bu bir tarafı. Diğeri ekonomilerin yani işte 2008'deki küresel finansal krizin daha yeni yeni tam düzeliyor filan derken tekrar bununla beraber belki 1929 ekonomik bunalımından çok daha büyük bir krizle karşı karşıya eğer bu iş uzayacak olursa. Hani dedikleriniz iyi güzel hoş da ben burada şeytanın avukatı olayım izninizle. Nasıl olacak bu herkese temel bir maaş sağlama meselesi? Hani olsa da versek gibi böyle bir kuvvetle muhtemel siyasetçilerin hem muhalefetiyle hem iktidarıyla hani bunu dinleseler herhalde hoca güzel söylüyor da nasıl olacak? Hani bir de ben onları dinlendirmiş olayım izninizle. Buyurun hocam. Hocam mikrofonunu açarsanız Dilek Hocam mikrofonunuzu açar mısınız? Şimdi geliyor herhalde, değil mi? Doğru, yani olsa da versek diyorsun. Birincisi zaten para var. Yani para nerede var? Şu 100 lirayı çok güzel söyledin. Bu sefer biz seni duymuyoruz. Şimdi duyuyoruz galiba Murat Hocam. Söyle. Ses yok. Bir Ses yok saniye. ama şöyle ben Şimdi hocam duyuyor musunuz? şimdi Mikrofonumu kapatmışım da ses sizin konuşabilmeniz için. Para var dediniz de nerede var hocam? Oraya doğru yönlenelim diyorum ben de. Tamam, şimdi şöyle bir kere yani aynen hani insanların senin benim aile bütçemiz gibi devletlerin de bütçeleri var, değil mi?
Mesele bu bütçeden payı nereye ne kadar ayıracağın meselesi. Şimdi bir argüman, dediğim gibi ben iktisatçı değilim, bunun hesabını yapmış değilim ama eminim bunu yapan iktisatçılar var. Çünkü bu böyle çok üzerinde tartışılan bir alan. Böyle tek tek yardımlarla yani yoksul halka, işsiz kalan halka veya hiçbir zaman iş sahibi olmamış halka tek tek gerek merkezi hükümetlerin gerek yerel hükümetlerin yerel belediyelerin yerel kuruluşların yaptıkları yardımların kendisinin dışında bu yardımları örgütlemek için gereken bir bürokrasi var. Birincisi hani bu şeyi bu argümanı savunanlar böyle bir bürokrasinin ortadan kalkmasıyla yani artık senin Murat Hoca'ya para vermek için başka bir yerden gelir var mı yok mu evi buna uygun mu evinde meğerse zaten 8 odalıymış bilmem her tarafı da kaloriferliymiş biz buna niye yeşil kart verdik falan gibi tartışmaların ortadan kalktığı bir dönem. Bir kere şeyi yani herkese dediğim gibi Bill Gates'ten bana kadar herkesin bir temel gelirinin olması meselesi. Dolayısıyla bunun bürokrasisinin fonlanmasından arta kalan bir para var. Geri kalan para da tabii ki ekonominin diğer taraflarından hani nereden kesilirse oraya oradan kesilir. Onu şey etmek, onun işaretini vermek ki siyasetçi olmadığıma göre bana düşmez. Ama argüman şu, bu mümkün. Birincisi bu. İkincisi, bunun getireceği katkı ne olacak? SG Hoca'nın anlattığı mesela artan şiddet, artan terör örgütlerinin, suç örgütlerinin şey kazanması, nüfus kazanması meselesi ne bir deva olabilir? Aile içi şiddete bir deva olabilir. Ne bileyim çocukların gelişimine bir deva olabilir. Yani çok boyutlu etkisi olacak bir mesele bu temel vatandaşlık geliri. Artı gene devlet ve vatandaş arasındaki ilişkiyi yeni baştan kuracak bir ilişki bu. Yani o bağı yeniden başka bir şekilde daha direkt olarak güçlendirecek bir ilişki. Gelelim yani Suriyeli göçmenler meselesine. Bilmiyorum. Yani gene bu da yani ama neyi biliyoruz? Gerek yani Türkiye'nin kendi kaynaklarından gerek uluslararası kaynaklardan ciddi bir bugün çıkan yeni bir rapor vardı. İşte 3,5 milyonun 4 milyonun 1 milyonu halihazırda zaten çalışıyor mesela. Bir yandan hani iş piyasalarına enformal sektöre katılan, büyük ölçüde enformal sektöre katılan bir Suriyeli gruptan bahsediyoruz. Bir yandan tabii ki gene bu şekilde ulusal ve uluslararası yardım fonlarından desteklenen bir gruptan bahsediyoruz. Ama belli ki yani daha gidilecek çok yol var entegrasyon açısından. Çünkü bir ülkeye göçmen aldığınız zaman onu hangi formatta alırsanız alın, geçici koruma altında da alsanız, misafir kategorisinde de alsanız, gelen insanların entegrasyonunu düşünmek zorundasınız. Geçici süre için bile olsa entegrasyonunu düşünmek zorundasınız. Bunun için de eğitimi düşünmek zorundasınız. Türkiye'de doğan çocukların ki aşağı yukarı 600 küsur bin çocuğun doğduğu söyleniyor. Doğan çocukların eğitiminden, sağlığından ve herkesin sağlığından sorumlu olduğunuzu düşünebilirsiniz misafiriniz olduğu için. Dolayısıyla hani orada ayrılmak zorunda olan tabii ki ciddi bir kaynak var. Yani buradaki sorun neydi? Çok açıkçası anlamadım ama bahsettiğim
kavram, sözünü ettiğim kavram vatandaşlık geliri. Ve bu mesela bazı gene tartışmalarda bazı Afrika ülkelerinde bu aylık 10 dolar gibi bir gelir. Yani bahsettiğim böyle hani müthiş bu şey Körfez ülkelerindeki gibi büyük binlerce dolarlardan bahsetmiyorum ama bir ülkede bir insanın temel gıda ihtiyacını karşılayabileceği bir gelirden bahsediyorum. Yani bahsediyorlar. Yani böyle bir literatür var. Ben de bunun bu dönemde bu krizle birlikte yeniden gündeme gelme ihtimalinden bahsediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sözünüzü bitirdiniz mi? Ben de bazen kesintiler oluyor. Ondan dolayı evet, müdahale etmiş hocam. Olmayayım. Şimdi çok teşekkürler hocam. SG hocama da anlattıkları çerçevesinde Brezilya'ya son bölümde daha ağırlık verdi. Ama bize tüm Latin Amerika ülkelerine dair ayrı ayrı örnekler vererek zenginleştirmiş oldu. Şimdi söylediğinden hareketle ben şöyle bir şeye ulaştım. Hani Fukuyama'nın bu işte başarısız devlet, fail state bağlamında hep yani birinci derecede devletten beklediğimiz nedir sorusuna temel güvenlik meselesidir. Yani dışarıda bir dış güvenlik için bir ordusunun bulunması, bu ordusunun siyasete müdahale etmemesi, yani askeri darbeler itibariyle ki Latin Amerika bunun çok fazlasıyla örneğini tarihsel olarak barındıran bir boyutu vardır. İçeride de asayiş problemlerini çözmesi. Yine Latin Amerika'nın işte o suç örgütleri itibariyle olan sağladığı boyutu itibariyle. Şimdi o zaman biz ise hep yabana attığımız sağlık güvenliği gibi bir şey üzerinden, yani işte Dilek hocamızın da bahsettiği temel sağlık hakkı. Bunu işte neoliberal politikalarla çok ötelemişiz. Ha, bunu söylerken de tabii kendimi hep Özal kuşağı olarak adlandıran biriyim ve 80'den itibaren Türkiye'de artan bir şekilde hani benim yaşadığım dönemde çok net neoliberal politikaların parçası olduk. Yani hepimiz homo economicus olduk. Borsada paranız olsun olmasın, cebinizde döviziniz olsun olmasın, ortalama yurdum insanı işte ekonomiyi her şeyden daha fazla takip ediyor. Hani zaten bu modernleşmenin bir parçası ama biz bunu 80 sonrasında askeri darbeden sonra çok daha net yaşadığımızı söyleyebilirim yani. Şimdi aynı şey Latin Amerika için de çok belirgin bir şekilde, hatta onlar 70'lerde falan başlatabiliriz yani. Mesela Pinochet'le şununla bununla diye. Biz o zaman aslında çok temel bir argümana dönmüş olmuyor muyuz Latin Amerika'da? Tam da şeydi, bu Theodor Skocpol'un kitabının ismiyle Bringing the State Back In. Yani tekrar devleti Latin Amerika'ya bir getirmek gibi bir de. Ben valla dinlerken hani böyle sanki bütün Latin Amerika Hacı Hüsrev gibi geldi gözümün önüne. Ondan sonra işte mafya ekmek dağıtırsa buluyorlar. Ondan sonra oraya bir su konursa içiyorlar gibi olan bir şey. Tabii burada da bir kısa anekdotla bağlayıp ondan sonra yani bu teorik çerçevede bir şeyler söylerse hocamız diye. Yani tam Skocpol'un kitabını Latin Amerika için tekrar yazsak gider gibi geldi bana. Katılır mı katılmaz mı o minvalde dinlemişsin. 99 depreminde gönüllü olarak Sakarya'ya iki kere gittim ben. Yani günübirlik şeyde. Ve ilk önce Sahra Hastanesi'nde görev aldım. Yani tamam tıp doktoru değilim de zaten orada hani işin neresinden tut derlerse gönüllü olduğumuz için öğle yemeğe geldi. Öğle yemeğinde şey sordum, dedim bu yemek nereden geldi dedim. Ondan sonra Sedat Peker göndermiş. Yani Sedat Peker'in ekmeğini de yemişliğimiz var yani şey itibariyle. Çünkü hani burada çok Marksist bir argüman, pek Sedat Peker'in hoşuna gitmeyecek belki ama Marksist bir argüman, doğa boşluk affetmez. Yani siz orada devlet olarak yoksanız, yerel yönetimler olarak mesela 99 depreminde Ankara, İstanbul belediyeleri çok etkindi. Yani şeyi unutamıyorum. Gölcük'te deprem olmuş. Donanma komutanlığı var. Ankara'dan Ankara Belediyesi'nin dalgıç ekibi geldi filan. Yani hani
o dönemki yaşanan ya da işte biz Sedat Peker'in öğle yemeğini yemiş olduk yani. Çünkü doğa boşluk affetmez. Siz orada yoksanız, devlet yoksa birileri oluyor şeyde. Yani Latin Amerika'nın şu anki görüntüsü herhalde büyük ölçüde böyle bir şey veriyor ve tekrar devleti oraya nasıl getireceğiz? Benim naçizane sorum da bu olacak. Yani tabii şöyle söyleyebiliriz. Latin Amerika'da devlet yok da tamamen diyemeyiz. Özellikle failed state meselesine baktığımızda genelde Afrika ülkeleri veya Afganistan için hani verilen bir örnektir. Ve orada hani her ne kadar tamam kamu hizmeti yetersizliği varsa da aynı zamanda çok yoğun bir şiddet dozunun olması gerekir. Bu savaş ağaları, savaş beyleri ya da warlords denilen hani belli etnik grupların şefleri olmalı ki hani onlar gücü ellerinde tutmaya çalışsınlar. Çünkü devlete hani kafa tutan da aynı zamanda güç odakları meselesi var. Latin Amerika için böyle bir durum yok. Devlet çökerse hep beraber çökecekler. Yani bunu ele almasını beklenen bir şey yok. Yer yer ordu göreve gelsin çağrıları yapılıyor. Mesela Brezilya'da böyle bir şey konuşuluyor ama artık hani tankların sokaklarda yürüyüp görevi devraldı falan bir şeyden de çok söz etmek mümkün değil. Latin Amerika ayrıca bunun gibi çok krizler de atlatmış bir bölge. Hani ben bunun da devletlerin tamamen çöküşü. Çünkü çökse yerine geçecek bir şey yok. Artı hani aynı zamanda Latin Amerika'da çok entelektüel düzeyi çok yüksek bir kesim var. Ekonomik düzeyi çok yüksek bir kesim var. Dolayısıyla hani her şey bu anlattığım favela veya işsiz kalan insanlar etrafında dönmüyor. Aslında olay siyasal alanda daha etkin olan, daha zengin, daha bilgi birikimli, daha varlıklı üst sınıf ve çok zengin sınıf sanayiciler, tarımsal üretim yapanlar, petrol ticaretiyle, petrol üretimiyle ilgilenen şirketler. Bunlar etrafında dönüyor. Yani Latin Amerika'ya bakarsak, şu anda mesela dünyanın sayılı gıda üreticileri Latin Amerika'dan. Dünyanın önemli petrol yalnızca çıkarmak değil, petrol üretmek maliyette zorlu bir süreç. Petrol üretim şirketlerinin bir kısmı sayılı Latin Amerika'dan. Embraer gibi bir uçak üretim firması var Brezilya'nın. Çok zengin petrol kaynakları var. Sadece Ekvator, Venezuela değil, Meksika'nın, Brezilya'nın, Arjantin'in neredeyse kendine yeten petrol kaynakları, daha da giderek bulunan doğal gaz kaynakları var. Dolayısıyla hani bir yandan da bütün olanlar bu zenginliğin içinde oluyor. Belki bu devleti geri getirmek konusunda 2000'lerde bu pembe dalga denilen sol yönetimler iktidara geldiğinde çok önemli atılımlar gerçekleşmişti aslında. Hani sosyal alanda daha eşitlikçi olabilmek için kadın hakları olsun orada bir problem özellikle bazı ülkelerde yerli toplulukların hakları özellikle onlar arasında da dezavantajlı kadınlar çocuklar gibi grupların hakları işte bu bahsettiğim sosyal programlarla Latin Amerika genelinde ailelere destek verilmesi. Ki burada biraz Dilek Hocam'ın söylediğine şöyle bir katkı yapmak istiyorum bu temel vatandaşlık geliri meselesinde. Latin Amerika'da da bu sosyal programlar üzerinden çok tartışılıyor. Hani insanların eline para verince ne oluyor şeklinde. Yani insanların elinde para olması aynı zamanda iktisatçılar daha iyi bilir. Ekonomiye sürekli bir sıcak para girişi demek. O parayı alıyor, çocuğuna beslenme için elma alıyor, kendi temizlik ihtiyaçlarını alıyor, kirasını ödüyor, ev sahibinin dükkanı varsa o da onun vergisini ödüyor. Dolayısıyla hani ekonomiye bir para girişi de sağlıyor. O parayı alıp saklamayacaklarına göre özellikle bu kadar ihtiyaçlı kesim. Böyle bir durum. Dolayısıyla hani Latin Amerika için tam bir failed state'se düşüş olabilir mi? Şöyle mesela Ekvator gibi bir ülkede ölüm vakaları çok artarsa ki Ekvator ve Venezuela'nın gelirleri ve özellikle kamu harcamalarını finanse etmeleri petrole bağlı. Böyle bir handikap var. Biliyorsunuz petrol fiyatları eksiye düştü. Hani her yerde tam olarak olmasa da. Ve Ekvator ve Venezuela aynı zamanda OPEC üyesi. Çarkın içinde oldukları için petrol üretimini şu anda kısamıyorlardı. Venezuela fazla petrolleri geri kuyulara dökmemek için Küba'ya gönderdiği söyleniyor. Hani böyle bir ekonomi problemiyle de karşı karşıyalar. Şunu söyleyelim, bu benim kişisel görüşümden ziyade hani bölgeye dair uzman ekonomistlerin görüşleri. Hani Ekvator ve Venezuela'nın özellikle bu süreci çok zor geçireceği ve hocamızın dediği gibi hani bir siyasal krize, belki devlet çöküşüne değil ama siyasal krize, hani beklenmedik siyasal problemlere dönüşebileceği şeklinde. Ama diğer ekonomiler bu kadar da sallantıda değil. Hani sağlık hizmetleri ne kadar verilebilir bilemiyoruz. O ayrı bir acı verici bir gözlem olabilir o ülkelerde yaşamayanlar için ama
hani ekonomik olarak toparlanabilecekleri, hani sarsılsalar da toparlanabilecekleri ve o yüzden siyaseten de çökmeyecekleri söyleniyor. Teşekkürler Sakın Hocam. Ben yaklaşık herhalde işte 15 senedir mesela yüksek lisans öğrencileri bana ne zaman ne çalışalım diye sorsalar hep şeyi örnek veririm. Enerji güvenliği çalışın, bu işte ekmek var derim yani kendilerine. Şimdi herhalde bundan sonra sağlık güvenliği, bu işte ekmek var yani sosyal bilimci ler için herhalde yeni söyleyeceğimiz şey bu olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi Gökhan hocamız bir yorum ve soru sormuş. Ben izninizle okuyayım. Sonra sizden cevap talep edeyim. Mülteci kampları gibi düşük gelirli insanların yaşadıkları mahalleler iç içe ve üst üste binmiş yaşam alanlarından oluşuyor. Aşırı kalabalık nüfus ve zayıf altyapısıyla bu bölgeler ve alanlar insanların sağlıklı bir şekilde yaşayacakları hijyenik yerler değil. Buralarda yaşayan insanlar yeterli sağlık hizmeti alamıyorlar, yeterince beslenemiyorlar. Şimdi bu salgınla birlikte bu insanlardan sosyal mesafeyi korumalarını, sık sık ellerini yıkamalarını, hijyen kurallarına uymalarını ve hastalık belirtisi gösterenler izole olmalarını nasıl isteyebiliriz? Bugünkü koşullarda bunları yapabilmenin imkanları var mı? SG hocamız da Latin Amerika'da buna benzer sıkıntılardan bahsetti. Dilek hocam buyurun soru. Öncelikle size sorulmuş anladığım kadarıyla. Yani yanıtı sorunun içinde tabii ki bir toplum yani bize tekrar belki fazla hızlıca söylediğim noktayı açmak istiyorum. Bize bu COVID-19 pandemisinin öğrettiği şey şu. Bir toplumda eşitsizlik varsa bazı insanlar ötekinlerinden çok daha kötü şartlarda yaşıyorlarsa çok daha salgınların arttıracağı yaşam şekillerine az metrekareli evlere, suların sınırlı olduğu, sabunun sınırlı olduğu, yiyeceğin sınırlı olduğu yaşam şartlarında bir metrekareye düşen insan sayısının çok olduğu şartlarda yaşıyorlarsa bu mesele sadece o insanın meselesi değil artık. Bu mesele öteki insanların vicdani veya siyasi meselesi de değil. Kuşkusuz bir yandan vicdani ve siyasi bir mesele ama bu mesele bir senin de az önce söylediğin gibi Murat Hocam bu bir güvenlik meselesi. Yani onun için artık ulusal ve uluslararası siyasi organizasyonlar sağlığı herkes için sağlık ve herkes için daha iyi yaşam koşulları nın altını çizecek politikalar öngörmek zorundalar ki orta sınıf ve biraz daha iyi durumda olan insanların da sağlığı güvende olabilsin. Yani bu hani hepimiz aynı işte şeydeyiz, teknedeyiz hikayesi bir yere kadar doğru diye kuşkusuz değiliz sahiden. Yani 15 kişi iki odalı bir evde yaşıyorsa onunla İki kişi 15 odalı bir evde yaşamasını kıyasladığınızda kimin daha iyi durumda olacağı çok belli. Ama gene de hepimiz aynı toplumda yaşıyorsak, hepimiz aynı eczaneden gidip yani 15 kişi iki odada yaşayan 15 kişi de 15 odada yaşayan iki kişi de gidip aynı eczaneden, aynı pazardan domates alıyorsa, aynı eczaneden ilacını alıyorsa o zaman bu aynı zamanda ötekinin de meselesi. Yani mesela sadece artık dediğim gibi vicdani ve siyasi bir mesele değil bu toplumsal eşitsizlikler meselesi. Aynı zamanda da sağlık güvenliği açısından da ciddi bir mesele. Dolayısıyla hem ulusal hükümetlerin ve ulusal siyasilerin gündeminde bir mevzu olacak önümüzdeki günlerde, aylarda hem de benim asıl ümidim diyelim uluslararası organizasyonların ve belki de içinde Türkiye'nin içinde söz sahibi olduğu organizasyonların içinde bu bir önemli mesele olacak. Çünkü artık sadece Türkiye'nin hastanelerinin, doktorlarının ilacının yeterli olması değil, İtalya'nın da yeterli olması gerekiyor.
İngiltere'nin de yeterli olması gerekiyor ki İngiltere'den Türkiye'ye gelen bir insanın riskli olarak COVID'i getirmemesi gerekiyor. Yoksa yani hocanın sorduğu soru dediğim gibi yanıtı içinde tabii ki de, çok zor. Hocam bu cevabınızdan hareketle Allah affetsin size dair yaptığımız bir gıybeti de paylaşmış olayım ben bu vesileyle. Gülnur Hoca ile onu da webinara almadan önce kendisiyle de bir buçuk saatlik bir görüşmemiz olmuştu. O da çok öğreticiydi. Keşke onu webinara taşıyabilseydim diye. Yani başka şeyler de konuştuk webinar şeyinin haricinde. Şimdi şöyle bir ifadede bulundu ve ben hep bu ekonomi meselesi ağırlıklı olduğu için webinarlarda hep ekonomist, iktisatçı işte ama finansçı arkadaşları da davet ettim ayrı ayrı. Dedi ki ben finansçıyım ama Dilek Hanım'ın dedi kapitalist sisteme olan inancı benden daha fazla dedi. Yani bunu da bir optimizm anlamında işte hani siz daha ziyade yalnız ben şimdi dinlerken sistemden yani kapitalist sistemden daha ziyade kurumsal kapasitelerin bunun icbar edeceğini yani toplumsal talebin siyasetin buna yani sosyal olan bu talebe siyasetin bigane kalamayacağını söylüyorsunuz. Benim anladığım bu. Ve kurumsal olarak da parayı artık başka tırnak içinde lüzumsuz hale dönen kendi bireysel tüketimlerimizde olduğu gibi bunun sağlık harcamalarına işte temel vatandaşlık gelirine dönüştürülmesi gerektiği gibi bir şey söylüyorsunuz. Ya daha kurumsal kapasite ağırlık yoksa kapitalist sisteme bir imanla ilgili bir şey değil yani anladım. Evet, aynen böyle hocam. Yani ve de şimdiye kadar belki çok fazla sesi çıkmamış ülkelerin de artık bu konuda söz hakkı olacağını iddia ediyorum. Ya da istiyorum bir yandan. Yani çünkü dediğim gibi İngiltere'nin içindeki COVID vakası Türkiye'yi de etkiliyor. Yani istediğin kadar senin şeyin yatağın olsun, hekimin olsun, doktorun olsun. Ama sen de şeyleri kapamak zorunda kalıyorsun. Sınırları kapamak zorunda kalıyorsun. İhracatı, ithalatı kapatıyorsun. Turizmi kapatıyorsun. Önümüz yaz turist getiremiyorsun memlekete. Ki memleketin önemli bir gelir kaynağı %15 yanılmıyorsam. Yani dolayısıyla beni de etkiliyor bu. Yani Türkiye'nin yalnız Türkiye'nin meselesi değil bu mesele. Dolayısıyla Türkiye'nin siyaset yapıcılarının da bu ulusüstü organizasyonlarda, kurumsal organizasyonlarda dediğin daha yüksek sesle bazı şeyleri talep edeceğini umuyorum, düşünüyorum. Hakkımız olduğunu düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Sevgili hocam sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sonra diğer soruları okuyayım ben. Varsa buyurun. Yok, ben o konuda katkı yapmak istemiyorum ama bir iki soru var herhalde Latin Ben Amerika onları ile ilgili. okuyayım izninizle. Şimdi Musa Ertürk'ün sorusu var. Türkiye'nin yardım ettiği ülkeler arasında Latin Amerika ülkeleri var mı? Türkiye rol model olarak Latin Amerika için Marshall Planı benzeri bir dış politika geliştirebilir mi şeklinde. Kübra Bağ'dan şöyle bir soru var. Dilek hocam temel gelir hakkının toplumsal ve bireysel huzuru düzenleyeceğini belirtti. Peki şu ana kadar verilen sosyal yardımlar toplumsal huzura katkı sağladı mı? Sağladıysa neden dilencilik, hırsızlık, serseriliğe başvuran bir kitle mevcut? Burada ahlaki erozyona değinmek mümkün müdür? Ve bu dönemde Fox, Piven ve Clowart'ın nitelendirdiği gibi yoksulları idare etmek politikaları mı gündemde? Fatma Nur Kiraz'ın şöyle bir sorusu var. Sege Hocam, Brezilya'daki iktidarın pandemi konusunda tedbir almaması ve rahat davranması halkın iktidara olan desteğini azaltır mı? Bu durum darbeye veya iç savaşa yol açar mı? Dilek Hocam, sizden başlayalım. Sonra da Sege Hocam'la devam edelim. Buyurun. Başlıyoruz Murat Hocam. Tamam, duyuyor musun? Senin sesini duymuyoruz ama tamam. Şimdi bahsettiğim model
yani benim bahsettiğim model ama yani benim yarattığım bir model değil. Yani bu model, bu sözünü ettiğimiz temel vatandaşlık geliri meselesi gerçekten 1800'lerden beri tartışılan bir mesele. 60'tan sonra tekrar hararetle tartışılan bir mesele. Sosyal bilimcilerin gündeminde olan mesele, iktisatçıların gündeminde olan bir mesele. Ama bunun uygulanmış ülkesi benim en bildiğim kadarıyla yok. Dolayısıyla hani sosyal yardımdan başka bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü sosyal yardım çeşitli şekillerde manipüle edilebilir veya çok ciddi adaletsizliklere yol açabilen bir sistem. Ve yardımı verdiğiniz insanın o anki, o T zamanındaki durumuna siz yardım veriyorsunuz. O durum değişmiş olabilir ki bu yeşil kart meselesinde mesela çok ciddi tartışıldı ve mesele olmuştu. Ama ondan sonra yeşil kart meselesi ortadan kalkıp bu herkes genel sağlık sigortasının çıktığını zamanı düşünün. Artık öyle bir tartışma yok yani sen hak ediyor muydun, hak etmiyor muydun diye bir şey yok. Sadece çalışan insanların sosyal sigortalarından kesiliyor genel sağlık sigortası. Çalışmayan insanlar da kullandıkları zaman ödemek zorundalar. Nasıl bu yeşil kart tartışmalarını ortadan kaldırdıysa, yani böyle çeşitli faraziyeler, hatırlayın o tartışmalar yaşınız yetiyorsa. İşte efendim bir tane bir adam varmış, 10 tane bilmem arabası varmış ama o arabalar çocuklarının üzerineymiş. Dolayısıyla o kadar zenginmiş, o kadar zenginmiş ki. Ama işte doktora gittiğinde para vermemek için gitmiş yeşil kart almış. Çünkü ne bileyim muhtar ahbabıymış. Şimdi böyle hani sistemin suistimal edildiği vakalar kuşkusuz vardı. Ama artık genel sağlık sigortasıyla böyle bir suistimal meselesi ortadan kalktı. Çünkü niye? Herkesin sağlığa erişimi bir hak olarak var. Temel vatandaşlık gelirini de bu çerçevede düşünmeniz gerekiyor. Bir. İki, yani serseriler, dilenciler, hırsızlar bütün modern toplumlarda var. Türkiye'de de olacaktır ya da böyle bir sistemi yapan yerlerde de olacaktır. Ama bunun yani bu temel vatandaşlık gelirinin getireceği rahatlamayı dediğim gibi yeşil kart tartışmaları ve genel sağlık sigortası rahatlaması dönemini kıyaslayarak belki daha iyi anlamlandırmak mümkün. Hocam çok Benim teşekkürler. diyeceğim bu kadar. Sege Hocam buyurun soruları sohbet odasından da görebilirsiniz tekrar. Öncelikle ilk soruya Musa Bey'in sorusuna cevap vereyim. Şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye şu aşamada biliyorsunuz İtalya, İspanya, ABD çeşitli ülkelere yardım malzemeleri gönderdi. Hani Latin Amerika ülkeleri aralarında var mı? Bir Kolombiya duydum gibi ama kesin bir şey söylemek istemiyorum. Bunun dışında Türkiye'nin oraya Latin Amerika'nın çeşitli yerlerinde TİKA ofisleri var. Hani bunlar aracılığıyla bazı yardım faaliyetleri organize ediliyor. Ama şunu söyleyelim. Latin Amerika'nın Brezilya, Meksika, Arjantin gibi ekonomileri Türkiye'den büyük zaten ki geri kalan ekonomilerinin de hepsinin kötü durumda olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla hani Türkiye'nin yardımına muhtaç ülkeler mi? Ayrı ama kendi içlerinde sağlık sisteminin, kamu hizmetlerinin eskiden beri gelen yetersizliği, yapısal eşitsizlikler, yolsuzluk sorunu, ekonomik problemler, çok büyük ülkeler için yönetilebilirlik sorunları, hani şiddet bunlar başlı başına ele alınması gereken konular ki hani ne Türkiye'nin ne ABD'nin ekonomik yardımlarıyla hani doğrudan bir anda çözülebilecek bir şey değil. Artı Türkiye tabii Dilek hocamızın da belirttiği gibi mesela yeşil karttan genel sağlık sigortasına geçti ama bunu sağlayabilecek ekonomik imkanlar, fiziksel yeterlilik, doktor sayısı değil mi? Hani bütün bunların da olabilmesi lazım. Türkiye bu aşamayı kaydedebilmiş bir ülke. Hani Latin Amerika ülkeleri bunu yapmak isteseler de hemen ne kadar, ne düzeyde yapabilirler bir rol model olarak muğlak. Artı her ülkenin para harcama tercihi bu yönde olmayabilirdi bugüne kadar ama bundan sonra değişebilir. Marshall Planı konusuna gelince de Marshall Planı'nı yapmak için sizin fazladan çok fazla paranız olması lazım. Hani Türkiye için bile şu an hani ekonomik zorluklardan söz ediyoruz. Belki her ülke kadar aşırı şu an yaşamadık ama
işsiz kalan insanlar, devlet yardımı alan insanlar var. Herhalde fazladan olan paramızı da kendi ekonomimizi daha iyi hale getirmek veya yakın çevredeki hani ihtiyaçlı ülkelere belki verilebilir. Hani bunun için Latin Amerika'nın önde geleceğini zannetmiyorum. Artı şu parantezi açayım. ABD Marshall yardımını verirken Avrupa'ya birincil ekonomik ortaklarını kalkındırıp ekonomik ilişkiler tekrar iyi düzene gelsin diye yaptı ve çok kendi ekonomisini de güçlendirecek koşullar vardı yardımların içinde. Dolayısıyla hani Latin Amerika ne kadar ekonomik olarak iyi olursa olsun Türkiye'yi ne kadar olumlu etkiler. Hani bunlar birazcık da pragmatik olarak düşünülmesi gereken şeyler. Yardım konusuna gelince de yardım malzemesi gönderilse bile Murat hocamızın verdiği deprem örneği gibi hani bir doğal afet anında o an hemen bulunamayan ihtiyaç malzemelerinin gitmesi şeklinde oluyor. Hani bunlarla ne Latin Amerika zengin oluyor ne Türkiye fakir oluyor. Bir kısmını da muhtemelen satıyoruz biz bunların. Çünkü Bakan Bey'in böyle bir açıklaması vardı. Anlık ihtiyaç duyulmayan sağlık malzemelerinde satış da olabileceği, böylelikle hani ekonomiye bir girdi olabileceği şeklinde. Dolayısıyla hani yardım olabilir, olmuş olabilir, bundan sonra da olabilir ama Latin Amerika adına da hani çok aşırı bir şeyi değiştirmez. Bir de Brezilya hakkında darbe veya iç savaş meselesi var. Yani dediğim gibi bir iç savaşın falan olabilmesi için bir ülkede bunu gerçekleştirecek bir partizanlaşma, taraflar hani bir anda bir yerde iç savaş ortaya çıkmaz. Bunun zemini hazırlanır, en sonunda yönetilemez hale gelir ve savaş patlak verir. Böyle bir iç savaştan söz edemeyiz ama bir sosyal patlama, şiddetin artması ya da şiddete başvuracak insanların sokaklarda ölmesi de olabilir. Çok acı ama hani bu salgın bir bilinmeyen, hani insanların bütün paralarını ellerinden aldık da ne yapacaklar gibi tahmin edilebilir bir şiddet patlaması değil bu hani. Kim ölecek, kim kalacak ya da salgın sönecek hani bunları da bilemiyoruz. Ama hani bunun böyle bir iç savaşa yol açacağını, o yani Latin Amerika'nın buna müsait olduğunu zannetmiyorum. Darbe meselesinde zaten yakın zamanda Venezuela'da gerçekleştirilememiş bir darbe girişimi yaşandı ordunun bir kısmının desteğiyle. Bolivya'da ordu yönetimi bir şekilde el koydu, devlet başkanını gönderdi. Darbeler olmayacak değil bilemeyiz ama olabilir. Latin Amerika'da böyle bir potansiyel var. Brezilya için söylersek Brezilya'da darbeye gerek yok. Çünkü devlet başkanının yardımcısı bir general zaten emekli bir general. Kabinede de ordu kökenli bakanlar var. Devlet başkanı ile çok fazla ipler gerilirse halk ve diğer siyasal partiler arasındaki siyasal partiler arasında hani rakipler arasında bile bir konsensüs söz konusu hani Bolsonaro'nun başkanlıktan gitmesi konusunda tabii ki o da güçlü bir isim gitmek istemeyecektir ama bir aziz süreci nihayetinde Amerika'da olduğu gibi işte temsil Temsilciler Meclisi ve Senato'nun oylamaları kararıyla hayata geçiyor dava sürecini takiben. Dolayısıyla böyle bir şey olursa da doğrudan devlet başkanı yardımcısı görevi devralacak Brezilya kanunlarına göre. O da zaten bir general. Dolayısıyla hani ordunun gelip de sokaklara çıkıp insanlarla çatışıp hani böyle bir şey yapması da Brezilya için şu an çok da beklendik, gerekli değil. Yönetimi değiştirmek için demokratik mekanizmalara sahip ve bunu hani geçmişte de işletmiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar benim sorular hakkında. Hocam sizi duyamıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sevgen Hocam. Dilek Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü verdiğiniz bilgiler için ekstra ilave edeceğiniz soruların haricinde hani daha önce konuşmanızda atladığınızı düşündüğünüz bir şey varsa onları da alayım ben. Dilek Hocam. Dilek Hocam mikrofon açılmadı. Pardon. Şimdi açılmış olması lazım. Diyorum ki herhalde bugün nadirattan bir konuşma yaptım ve toplumsal cinsiyet meselesi sadece diğer eşitsizliklerden bir tanesi olarak gündeme geldi. Ama sözüne ettiğim politikalar neticesinde gerçekten toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinde de büyük aşamalar kaydedeceğimizi düşündüğüm için hani özellikle altını çizmedim. Yani düşünün ki herkese sağlık koşullarının
temel vatandaşlık gelirinin herkesin, kadınların da temel vatandaşlık gelirine sahip oldukları bir ortam olduğunu, bu ortamda gerçekten aile içindeki çatışmaların da çok daha sulhle çözüleceğini düşünüyorum. Aile içinde kadına yönelik şiddetin de çok daha az olacağını düşünüyorum. Şiddete uğrayan kadınların da cinayete varmadan çok daha kolay kendilerini daha güvenli ortamlara götürebileceklerini düşünüyorum. Hani altını çizmediysem, genel bahsettiğim politikanın bir byproduct'ı, bir ürünü olarak zaten oraya doğru bir olumlu katkı olacağını düşündüğüm için bu kadar. Bunun bir kere daha altını çizeyim istedim. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Hocam biz teşekkür ederiz. Ben kısa CV'yi okurken nerede kesildiğini bilmiyorum da belirtmiştim, tekrar orada kesildiğini tahmin ederek. Hani kısa CV'niz gayet uzun zaten. Yani gayet dolu dolu akademik anlamda bir yaşam geçirdiniz. Ben de en azından son hani çeyrek asrına asistanınızlıkla başlayan süreç itibariyle hasbelkader vakıfım. Ve bugün hani toplumsal cinsiyet ifadesini hakikaten hani normalde ki çalışmalarınızın önemli bir bölümü de bunun üzerine olduğu için, hatta ben bu kelimeyi sizden öğrendim, cümle içinde kullanmayı sayenizde başarmış biri olarak onu söyleyeyim yani. Çünkü ben Dilek Hanım'ın asistanı olmadan önce yani feminizm, toplumsal cinsiyet, bu konulardaki bilgi düzeyim kadın hakkı diye bir şey yok, hakkı erkek ismidir düzeyindeydi. Ondan sonra yani böyle Fatıma Mernis'i okuyacak kadar filan bir boyuta geldim yani. Onu da her zaman gıyabınızda da bahsederim. Yani benim entelektüel yaşantımda çok derin izleriniz oldu. Yani özellikle de böyle iş ahlakı konusunda. Yani gösterdiğiniz özveri. Ben de hasbelkader yani başta siz doktor hocam, ondan sonra kentteki diğer hocalarımız itibariyle hem master doktorayı orada yaptığım için sonra da başka yerlerde de uygulamaya elimden geldiği kadar, yani eksikliklerim benimdir ama hem bireysel hayatımda çok da ciddi etkiniz vardır. Gıyabınızda da hep bahsederiz zaten yani ailemizde de. Onun için de müteşekkiriz. Bugün sağ olun bizi kırmayıp bu programa da lütfettiniz. Benim için de çok keyifli bir program oldu sizin katılımınızla. Sege Hocam zaten hani bölüm başkan yardımcınız da olduğu için yani o noktada sağ olsun biz nereye yetişemiyorsak o büyük katkı veriyor. Bu program çerçevesinde de işte Anadolu Ajansı'ndaki çıkan yazısıyla tam örtüştü kafamda yani. Çünkü sizinle geçen hafta yazışmıştık bu konu başlığını. Çok iyi denk gelmiş oldu. Sege Hocam, sizin de ekleyecekleriniz varsa buyurun dinliyoruz. Herhalde sorulara da cevap verdik. Eklemek istediğim bir şey yok. Ben de özellikle Dilek Hocam'la aynı webinarda bir araya gelmekten çok gurur duydum. Memnun oldum. Kendisini de dinlemiş oldum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ayrıca ben de Murat Hocam'ın asistanıyım. Ben de o iş ahlakının büyük faydalarını görmüş, mutluluğunu yaşamış bir insan olarak hem size hem de Murat Hocam'a burada da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Herhalde bütün bölüm arkadaşlarım adına da ediyorum bu teşekkürü. Biz de onun hani pozitif yansımalarını hem yaşıyoruz hem de gerek öğrencilerle gerek hani diğer mesai arkadaşlarımızla ya da daha mesleğe daha yeni başlayanlarla hani diyalogumuzda da biz de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Böyle de bir ekol oluşmuş oldu. Yani ayrıca da onun için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sevgili hocam, evet, ben de çok teşekkür ederim. Çok hocam. Güzel oldu bu akşamki buluşma. Ben de diyorum çok memnun oldum. Bu akşamki buluşma çok güzel oldu. Bir dahaki seferlerde görüşmek üzere o zaman. Burada kapatıyoruz herhalde, değil mi Murat Hocam?
Murat Hocam herhalde bağlanamıyor ama anladığım kadarıyla toplantımızın sonuna geldik. O zaman biz veda edelim. Sonuna geldik. Evet. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz herkese. İyi akşamlar.